Kamurça hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi palev diyerek başlayalım programımıza. Bu hafta programda yine birkaç haber vererek başlayacağız. Programın yayınlandığı gün yani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler toplantısında konuşmaya gidiyordu. Bu hemen yolculuk öncesinde New York'a gideceği yolculuğu öncesinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Oradaki konuşması ve bu hafta Türkiye'de olan biten ne vardı? Hem Ermenilere hem de azınlıklarla ilgili onlara bakacağız. İlk başta isterseniz gelin bu havalimanındaki basın toplantısına gidelim. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan orada Türkiye ile Ermenistan normalleşmesiyle ilgili bu süreçle ilgili ilginç bilgiler verdi. Daha önce çok basına yansımamış olan mesela bir bilgi Gürcistan Başbakanı üzerinden Ermenistan'ın Erdoğan'la yani Paşinyan'ın Erdoğan'la görüşme talebi olduğunu söyledi. Koridorun açılması konusunda Ermenistan adım atmasa da yine görüşmek istemesi düşündürücü dedi. Tabii bunun düşündürücü tarafı neresi çok bilmiyoruz ama gelin bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce yaptığı bu açıklamayı burada not edelim. Bir taraftan bunu söylerken bir diğer taraftan da yani benimle görüşme arzu etmesi herhalde düşündürücüdür. Yani eğer Tayyip Erdoğan'la bir görüşme arzu ediyorsan burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz. Görüşmeleri yaparız. Nitekim Gürcistan Başbakanı'yla da görüşme arzusunu bana iletti. O da bana geldi. Ama dediğim gibi yani biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım. Ve bu konularda Gürcistan Başbakanı'nın bu diyalog talebini bana ulaştırması ve burada yeni bir sürecin başlaması için böyle bir adımın atılması eğer bu konuda gerçekten samimi ise ben de samimiyetimizi gösterir ve diplomasiyi burada başlatırız. Ve diplomasi başladığı zaman tabii burada bir şeylerin alınıp verilmesi lazım. Temenni ederim ki yani burada olumsuzluk değil, olumlu yaklaşımlar hakim olur ve böylece inşallah Azerbaycan sıkıntı bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur. Efendim Anadolu Ajansı'ndan Kaan Bozdoğan. Dün Yunanistan Başbakanı Mitsotakis sizinle yaptığı, daha önce yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunarak Erdoğan ile potansiyel mültecileri ve göçmenleri. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında bu kesiti ekranlara getirdik. Çünkü bu kesitte bir tarihe not düşelim istedik. Çünkü başka yerde bunun tamamını tahminen seyretmeyeceksiniz. Burada birkaç bilgi vardı. Ermenistan tarafından talep olduğu söyleniyor. Bir taraftan da koridorlar meselesi gündeme getiriliyordu. Daha önce Gamurç'ta Ali Nozinyan'la, Ermenistan'dan analist Ali Nozinyan'la bu konuyu değerlendirmiştik. Dolayısıyla orada da Ali Nozinyan dikkate değer göstermişti. Yani normalleşse bile adı sadece orada olacak demişti. Bu arada koridorla ilgili bu açıklamalar gelirken Ermenistan'da Goris Kapan bölgesi arasındaki yolda Azerbaycan askerleri Ermenistan topraklarında yol kesiyorlar. Bu konuda oradaki Ermenistan'daki U17 takımı yani 17 yaşındaki futbol takımının kendi ülkeleri içerisinde ziyaret etmeleri de engellenmiş oldu. Hem de bıçakla neredeyse tehdit edildikleri görüntülerde Ermenistanlı ombudsmanlar tarafından sosyal medyaya yansıtı. O görüntüleri de getirelim ekranlarınıza. Evet, Ermenistan'da Goris Kapan yolunda Vorotan bölgesinde karayolu üzerinde Azerbaycan askerlerinin yolunu kestiği 17 yaşındaki futbolculara uygulanan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Bu görüntüler üzerine Ermenistan Ombudsmanı Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunacaklarını söyledi. Aynı şekilde Ermenistan'daki karayolunda Goris Kapan üzerindeki karayolunda
hizmet veren İran tırları da durdurulup üzerlerinden Ermenistan bayrakları çıkarıldı bu hafta. Evet, şimdi bir de definici haberi olacak. Artık her hafta neredeyse definicilerle ilgili bir haber ekranlarınıza getiriyoruz. Getirmek zorunda kalıyoruz. Definici alarmı diyelim buna isterseniz. Bu haftada yine Van'da, Erciş'te iki bölgede define arayanlar bu sefer yakalandılar. Kaçak kazı yaptıkları söylendi. Bunun üzerine aslında Keşiş Kayası olarak bilinen şehir pazarı bölgesinde yapılan kazılarda, kaçak kazılara jandarma durdurdu, gözaltına aldı kazıları yapanları. Van'ın Erciş ilçesi kırsalında kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kazıda kullanılan malzemelere ise el konuldu. İlçe jandarma komutanlığı ekipleri Yanıktepe ve Şehir Pazarı, eskiden Keşiş Kayası olarak bilinen mahallelerde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede operasyon düzenleyen ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda bir tabanca ele geçirildi. Kazıda kullanılan bir jeneratör, iki hilti, delici ve kırıcı aletlere ise el konuldu. Evet, definici alarmını da Van'dan, Erciş'ten vermiş olduk bu hafta. Tekrarlayayım, şehir pazarı bölgesi Yanıktepe'de, yine Van'ın Erciş bölgesinde ve yani Van'ın kuzeyinde kalıyor. Buralarla ilgili daha önce Keşiş Kayası, yani Ermenice Vanagan köyüne yakın olduğu söylenir. Orada da bir manastırın olduğu bilinir. Kazıların orada yapıldığı tahmin ediliyor. Bu bilgileri Sevan Nişanyan'ın Nişanyan Map adresinden de teyit edebilirsiniz diyerek bakalım bu hafta. Ki bu küçük haber turumuzun ardından konuğumuza geçeceğim. Konuğum bu hafta bir gazeteci olacak. Biraz Orta Doğu ve Ermenileri konuşacağız. Lübnanlı gazeteci Hamo Harutyun Moskofyan konuğum olacak Beyrut'tan. Hamo Ahbarik, hoş geldin. Pariyegar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Öncelikle Hamo Ahbarik, şimdi tabii seni tanıtmadan seyircilerimize bir giriş yapmak istemiyorum. Senin kendini anlatmanı da isteyeceğim. Türkçenin de bu arada aksanlı olduğunu söylemem gerekiyor seyircilere. Bu yüzden de aslında çok da senin Türkiye'deki diyelim köylülerin aslında anlayabilecekler senin aksanını ama... Hamo Moskofyan, Hamo Harutyun Moskofyan ünlü bir gazeteci. Orta Doğu üzerine yazıyor yıllardır, 10 yıllardır. Kendisinin hem sosyal medyadan hem de Ask gibi gazetelerden ya da Kansak gibi gazetelerden, senin bulduğun, yazdığın birçok gazeteden takip ediyoruz. Binlerce makalem var bugüne kadar. Aynı zamanda bir masa tenisi tutkunusun. Bu konuda yaptığın çalışmalar ve katıldığın müsabakalar da var. Bunları da burada söylemek gerekiyor. Ve 25'e yakın gazetede binlerce makalen yayınlandı bugüne kadar. Uluslararası konferansların organizasyonunda da Orta Doğulu Ermenilerin durumunu anlatırken hem Orta Doğu'daki diğer halkları, yani Suriye'deki, Lübnan'daki Ermenileri, Kürtleri, Süryanileri anlatıyorsun hem de onların haklarını savunuyorsun. Bu anlamda ben bir kısa giriş yaptım ama Hamo Harutyun Moskofyan kimdir? Biraz da senden dinleyelim. Evet, ben Kilikyalı Ermeni soykulumun kurtarmış bir Ermeni'yim ve doğmuşum. Diaspora, Kilikya Diaspora Ermenilerin başkentinde Beyrut'ta ve senelerce bizim yanımızda o hayaller vardı. Her yer, okullarda, başka yerlerde diyorlardı ki biz döneceğiz, bizim topraklarımızı almışlar. Benim nenem, dedem, baba tarafından Zeytunlu, anne tarafından Dörtyolu, çok Bazmanlılar. Ve bu işlerin içinde konuşmalar, çok büyük hareketler çıktı. Bir vakit Filistin Kurtuluş Ordusu bizi destekledi o vakit. Biliyorsunuz
asker ilanlar yaptık Türk diplomatlara karşı. Ve Kenan Evren asker diktatörlü senelerinde çok Türkiye'den Türkiye solcuları, Partizan Ulu, Devrimci Yol, Devrimci Sol, PKK, THKPC'ciler bir arada geldiler ve biz de onlarla ilişkiler yaptık çok büyük. Ve ondan sonra ben 10 senede cezaevinde kaldım. Suriye cezaevinde, Suriye faşist devletin cezaevlerinde. Ondan sonra dışarıya çıktık. Ermenistan'a gittim. 16 senede Ermenistan Dışişleri Bakanı'nda diplomatik gazeteci çalıştım. Diplomatlarla, Vartan Uskanyan'la hepsiyle çok büyük işler yaptık. Ondan sonra konferanslar yaptık. Evvel Avrupa Ermenilerin forumu vardı. Rahmetlik olsun Toros Sagrihan'a da ona. Onunla çok çalıştım. Ondan sonra Batı Ermenistan Ermenilerin bir organizasyonu vardı. Onlarla da 5-6 tane büyük konferanslar yaptık. En son konferans Beyrut'ta yaptık. O konferansta Türkiye'nin, Kürdistan, Irak'ın, Suriye'nin, Avrupa'nın en büyük Türk, Suriyani, Kıldani, Zaza, Kızılbaş, Ermeni ve İslam Ermeni, onların liderleri geldiler. O konferansta sonra Ermeni devleti başladı bize karşı çalışmaya. Çünkü maalesef bugün böyle bir savaş geliyor. Ben öyle anladım. Hı hı. Biliyorsunuz Ermenistan'da şimdik çeteler ve serseriler ve alçaklar onlar hükümeti ellerinde aldılar. Sattılar her işi. Senelerce biz neler yaptık onlar için. Bizi sattılar onlar da. Hı hı. Ve en son defa Karabağ Savaşı'nda bizim Kürt kardeşlerimiz Suriye'den Salih Muslim, Mazlum Abdi, Abdüselam Ahmet, Fawzi Yusuf çok büyük informasyonlar gönderdi. O teröristler ki gelecekler Artsakh'a, Karabağ'a ve Azerbaycan'a. Biz onlara Ermenistan'a gönderdik, Artsakh'a gönderdik. Hamu Ahbarik, bir şey de yapmadılar. Hamu Ahbarik, şuradan başlayalım istiyorum. Şimdi oraya kadar gelmeden önce senin bunca yıllık Lübnan ve Suriye deneyimin üzerinden Suriye Savaşı üzerinden ve Suriye'yi de çok iyi biliyorsun ve Lübnan'daki şu an son durum üzerinden bize biraz oradaki Ermenilerin, Süryanilerin durumunu aktarabilir misin? Biraz bulunduğun yerden başlayalım. Zamanımız var çünkü. Evet. Evet. Burada biliyorsunuz Lübnan çok Ermeni partiler, Taşnak, Kınçak, Ramgavar, LGBT organizasyonlar gazeteler çok kuvvetlilerdi. Ama yavaş yavaş o büyük jenerasyon öldü ya da dışarı gitti, Amerika'ya gitti. Şimdi Amerika'da ve Avrupa'da çok büyük kökenli Beyrut ve Halep Ermeniler var. Çok büyük liderler. Burada zayıflandılar en sona. Ondan sonra da bırakmadılar ki yeni jenerasyon çıksın. Yeni böyle biraz devrimci, biraz önemli, biraz solcu hareketler yapsınlar. Ve bunlar, bu gençler Halep'te de burada da girdiler Kürtlerin içinde, Süryanilerin içinde, Kıldanilerin içinde ve organizasyonların içinde, Türkiye solcu ve devrimci partilerin içinde onlar çalışıyorlar. Bugün Suriye'de, Halep'te Ermenilerin çoğu, 12 parası var. Ermenistan'da Avrupa'ya gitti birbaşa. Kamışlı taraflarında, Hasakik taraflarında, Kobani taraflarında. Orada da çok Ermeniler var ki aslı kendi Ermeni, dedesi Türk, annesi Kürt ya da Arap. Onlar çok iyi çalışıyorlar şimdi. Ve onların hedefi biliyorsunuz Batı Ermenileri kurtulma. Türk faşist devlete karşı savaş açma, böyle işlerin içindeler. Beyrut'ta da şimdi yeni hareketler çıkıyor. Yani görürler ki bu şimdi Ermenistan Cumhuriyet'ten bir şey yok orada.
Biz şimdi çalışıyoruz. Pater Mestem vakil kermeleri. İlle de Avrupa'da ben Almanya, Hollanda, Belçika'ya çok gitmişim. Konferanslar yapmışım. Orada çok büyük kuvvetler var. Biri de sizsiniz. Hı hı. Ve görüyorum ki orada çok büyük işler yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Orada çok iki tane konferans Berlin'de, Brüksel'de, ondan sonra Viyana'da. Şunu sormak istiyorum. Şimdi savaştan sonra Suriye'de kalan Ermenilerin sayısı ya da nüfusu, okulları, kiliseleri, Lübnan'da yine şu anda bir kriz var. Bu kriz içerisinde Ermeni okullarının durumu, toplumun yaşadıkları sıkıntılar neler? Biraz bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet. O okullar burada biliyorsunuz. Katolikos Aram birinci var. Kilikya Ermenilerin en büyük Katolikos, en büyük patrik yani. Hı hı. Ki Sis'ten geldiler buraya. Antalya'da, Beyrut'ta her yeri var. Büyük, çok büyük kilisesi de var. Monastırı da var. Çok büyük Aram Katolikos var. Ki kendi çok büyük, çok büyük din ve kültür adamıdır. Çok akıllı. Burada da okullar var ama en son vaktlerinde Lübnan ekonomik durumları, ondan sonra Covid, korona bu belası ki geldi. Okullar açılmıyor. Şimdi ekonomik durum, benzin durumu var, mazot durumu var burada. Elektrik durumu var. Biraz çok çabalar geçiyor. Geçen sene 4 Ağustos'ta bu Beyrut port patladı. Benim evimden 300 metre o tarafta. Ben de çok ağır yaralandım. Benim evim de uçtu diyeceğim. Ama her yerden Ermeniler dünyada geldiler. Yardım yaptılar. Çok büyük yardımlar geldi. Yani bu Beyrut ve Suriye Ermeniler çok eski Ermeniler. Ondan sonra kuvvetli Ermenilerdi. Yani bunların çok hürmeti var. Severler diaspora Ermeniler. Bu iki Suriye ve Lübnan Ermenileri. Yani bugüne kadar Lübnan'da 100 bin Ermeni kaldı. Evet 250 bin Ermeni vardı. Bizim 6 tane milletvekili var. Bir tane vezirimiz var. Ondan sonra Suriye'de de 2 tane milletvekili var Ermeni. Ve Başar Asad Ermenilerle çok iyi ilişkilerde. Kürtler ile de Demokratik Suriye, PYD onlar Ermenilerle çok iyi ilişkiler içindeler. Kürdistan Irak'ta onu da diyeceğim. Orada da Ermeniler yeni ayağa çıkıyor. İllere Doğuk'ta Erbil'de Erbil Ermenileri Bağdat'tan gelmiş. Doğuk Ermenileri çok eski Ermeniler sokuyorumdan sonra Doğuk, Avrez, Avzuruk köyler orada. Ben oraya 16 defa gitmişim. Yazmışım, görüşmüşüm onlardan. Hı hı. Yani burada da Ermeni kalıyor bu yerlerde. Ve zorla odur budur bas ama kalıyorlar yani. Ermeniler çok vataniler. Büyük işler yapabilirler yani. Hı hı. Ve Suriyeliler de ondan sonra Kürtler de, Zazalar da onu çok iyi biliyorlar. Buraya çok geldiler. Biz de kendilerinin yanına geliyoruz. Ve biliyorlar ki Ermeniler dünyada kuvvetler. Onların lobbyingi var Amerika'da. Ondan sonra Latin Amerika'da Sancak İskenderun'dan giden, Hatay'dan giden binlerce Ermeni var. Arjantin'de ve Uruguay'da, Brezilya. Ben gitmişim 2 sene evvel 2 defa. Orada da Lübnan, Suriye, hatta Türk Ermenilerle ilişkiler biliyorlar. Biliyorsunuz şimdi Skype var, Zoom var, ondan sonra WhatsApp var. Yani bizim dünya güçleşti ve kontak çok hiç zor değil yani. Ben de her hafta bir defa Arjantin'e Ermenilerin Norsevan radyosu var. Onlarla röportajlar veririm. Onun gazetede yazarım. Bir an Ermenileri gene çok gitti ama gene çok iyiler yani. Hı hı. İran hükümeti Hristiyanlara, Ermenilere çok iyi bakar.
Bu da çelik yani. Peki Hami Akbarik, şunu sormak istiyorum. Şimdi Suriye'de ve Lübnan'da bir aslında kader birliği daha çok Ermenilerin. Yani hem Batı Ermenileri oldukları için hem de orada başka bir durum var. Ama hemen yanı başında İran var. Suriyeli ve Lübnanlı Beyrutlu Ermenilerin, şimdi senin de söylediklerini biraz özetlemek istiyorum. Yarı yarıya neredeyse azaldı nüfus aslında. Avrupa'ya daha çok geldiler belki, başka ülkelere gittiler. Yanı başındaki İran'la ilişkileri nasıl Ermenilerin? Yani bu iki ülkede, Suriye ve Lübnan'da diyeyim, ama daha çok İran tarafına değil de göçler Avrupa'ya doğru oluyor, değil mi? Evet, İran Ermenileri çok büyük tarihi var. Oranın diasporası çok eski. 400-500 senelik. Oradan da Hindistan'a gitmişler. Hindistan'a gelirseniz İran Ermenilerin yerleri var yani. Hı hı. Çok büyük yerleri var. Madras, Bombay, hep İran'dan gitmiş. İran Ermenilerin ağırı ben gitmiş İran'a. İki defa gittim. Ermenistan'dan gittim. Yani devlet davetiyle gittim. Çok kalmamışlar. Evvel 1,5 milyonlardı. 100 bin İran Ermenisi var. Onlara karşı bir şey yok. Ama kendiler sevmiyorlar bu İslamist, çok İslam dini. Ermenilere yani çok işlerde serbest bırakmışlar. Bir şey yapmıyorlar Ermenilere karşı. Kulüpleri var, spor yerleri var. İran hükümeti yardım yapıyor. Ama İran Ermenileri çok başka hayata, İran şafaklarında yeme, içme, keyifler yapma o işlerindeler çok. Hı hı. Orada kültür, kitaplar basıyorlar, gazeteleri var, okulları var. İran'da da Ermeniler iyiler yani. Ondan sonra kim ki Amerika'ya gitti, çoğu Amerika'ya gitti, ile de Glendale'de. Her sene gelirler, ziyaret yaparlar, kontak yaparlar İran Ermenileri. Çok iyi ilişkileri var. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi Orta Doğu'da Ermenilerden bahsedince, şimdi bu son krizde ve savaş döneminin ardından aslında zor bir dönem geçiriyor. 2 sene önce Lübnan'daki Ermeni okullarının ekonomik olarak zaten çok zor durumda olduğu söyleniyordu. Sonra yardımlarla düzeltilmeye çalışıldı. Tam o sırada sizin de 300 metre, evinize 300 metre olan bu patlama gerçekleşti. Birçok Lübnan'daki, Beyrut'taki Ermeni belki de yurt dışına gitti. Hem ekonomik kriz sebebiyle hem de ülkedeki durumla ilgili. Suriye'de zaten durum ortada. Bu yüzden de insanlar yurt dışına çıkıyor. Peki biz Orta Doğu'daki bu kültürü, yani Batı Ermenicesinin yaşadığı son kalelerden biri Orta Doğu Ermenileri. Dolayısıyla biz bu kültürü, bu toplumları korumak için neler yapmalıyız? Daha doğrusu yerelde, Lübnan'da, Beyrut'ta ya da Suriye'de neler talep ediliyor? Evet, şimdi biliyor musunuz ne? Senelerce Ermenistan, Karabağ, bellen ki bes orada Ermenistan varmış. Batı Ermenistan yok, Kilige Ermenistan yok. Her yerde paraları topladılar, onlar oraya getirdiler. Oranın mafyaları yediler, içtiler. Karabağ'da yollar yapıyorlar, büyük yollar. Yani stratejik taraflarından bellediler ki bitti, Karabağ'ı aldılar, o bitecek. Ve başka işler yapmadılar yani. Getirme, 1 milyon Karabağlı var eski Sovyetler Birliği'nin ülkelerde. Onları getirmediler galiba. Adam getirmediler. Paraları aldılar o büyük mafyozlar. Villalar, otomobiller, yeme içme. Ermenistan siz biliyorsunuz hepsi. Bugüne kadar da bu Nikol Paşa'nın ağa en son defa biliyorsunuz Armenia Fond var büyük. Evet. Ondan 150 milyon dolar almış. Kendinin bodyguardlara, onları bunlara dağıtmış. Ve Bedos Terzen var Fransa'da. O direktörlerden biri Armenian Fond'un Beyrut'tandır. Benim de çok yakın arkadaşım. Söylüyor ki televizyonun. Babam diyor, bu para sizin değil. Bu para vermişler, toplamışlar, adamlar göndermişler. Hatta Suriye Ermeni ve Lübnan Ermenileri yani
çok kendilerin biraz parası vardı, oraya gönderdim. Anladım, gönderdiler, gönderdiler ama Budaya Spor'a, nasıl ki söylediniz, Suriye ve Lübnan, Batı Ermenilerin galelerden biri. Bakmadılar buraya. Şimdi en son defa Beyrut patladıysa para, biraz para gönderdiler, yardım evleri yaptılar bilmem ne. Ondan sonra bu Karabağ sorusu, Karabağ savaşı başladı. Gene ne var ne yok gene gönderdiler. Gene aynı his, gene aynı tas, aynı hamam kaskı diyoruz. Okey. Yani bu kadar olamaz yani. Bu kadar. Hı. Anladınız ki bu adamlar, Ermenistan adamları, çünkü var orada Sovyet Ermenistan başımın üstüne. Sovyet Ermenistan vaklarında bizim okullarda yardım gönderilirdi. Yardım, yardım, her çeşit yardım. Hatta laboratuvar gönderilirdi. Ne diyeceğim? En sene 200 Lübnan'dan, 200 Halep'ten, Şam'dan da Ermeni okul çocukları alırlardı. Ankaban ve Zagatsor'a götürürler. Şimdi bir şey yapıyorlar. Para gönderin, para gönderin. Buradan Suriye'den, Lübnan'dan kim ki geliyor orada? Biz bir şey yardım yapamayız. Siz ne ki isterseniz yapın. Ev isterseniz alın, oraya geliyorlar. Biraz paraları var. Ondan sonra ne yapacaklar? Ne para var? Dolarına para istiyorlar. Bu evler üzerine. Yani şimdi bu çok büyük sorun oldu yani. Peki sadece maddi yardımla kurtulabilecek bir durumda mı? Biliyorum ki Lübnan'da, şimdi biraz önce siz bahsettiniz ama seyircilerimiz belki bilmiyordur. Ben de geçen hafta bazı arkadaşlarla konuştuğumda Lübnan'da, yani bir inanılmaz fahiş fiyatlar. Taksiye binmek, benzin almak, yani o kadar yüksek fiyatlardan bahsediyorlar ki insanların böyle geçinebilmesi mümkün değil. Ama şunu sormak istiyorum. Yani maddi yardımla buradaki komüniteler, yani Ermeni toplumları, Suriye'deki ve Lübnan'daki Ermeni toplumları kurtulabilir mi? Yoksa sadece maddi yardım yeterli değil bu konuda sanki. Şimdi maddi yardım bir şey de var. Yine 5 milyon dolar gönderdiler Ermenilere. Bu Aram Katırgo söyledi ki 5 milyon dolar geldi. Her bir aileye çok küçük bir yardım. Başkası eski evler vardı. Yani Taşnak Parti'nin evleri. Orada gene Goya, orada da iyice bir paralar yemişler. Orada da Goya bir yapacak. O maddi yardımı gelecekse kim ki getirecek? Gelsin ev ev listeler var. Biz onlara yardım yapabiliriz. Burada çok iyi adamlar var. Ev ev gitme, yardım yapma. Ev ev var burada, yapıyorlar. Yani yaptılar. Hatta Lübnan ordusu, başka yani International Red Cross geldiler, yardım yaptılar. O, hatta o maddi yardımı, yani şahsi maddi yardım yapması lazım. Yok ki gel al bu Ermeni bir politik parti al cebine o. Yani aynı iş Tersaki Nikol Paşin'e veriyor. Aynı iş oluyor. Onun için bunu daha iyi organize yapmaya, daha iyi ondan sonra sizin bizim gibi vatan adamlar ki hatları konuşlar güçlerin içinde ve ne evlenmişler, ne evleri var. Yani icaran yaşıyorlar bugüne kadar. Ondan sonra bu patlama böyle daldı. Ben anladım ki yani bu işi kimi yapmışım senelerce, adamlar var. Bizim gibi adamları seviyorlar. Bana West Union'dan, Manigram'dan çok yardım gönderdiler. Çok teşekkür ederim onlara. Oradan benim hayatımı tamamladım. Ondan sonra gene bu işin içindeyiz. Konferanslar görme, gitme, gelme. Benim gibi kaç tane adam da var böyledir burada. Evet. Yani bu vatani adamlar, bu adamlar ki bir partinin içinde derler ama çok büyük iş yapıyorlar. Suriye'de de aynısı var. Çok büyük iş yapıyorlar. Bu vermeler için bunlara da yardım yapma lazım. Bunlarla direkt konuşma lazım. Yok ki gelecekler. Har Patrik bu para. Har Taşnak Partisi bu para. Har Hınçak Partisi o para. O bu para. Onları alıyorlar. Alıyorlar birbirinin içine. Dağılıyorlar. Bitti gitti. Odur mesela. Evet. O taraftan diyeceğim ki evet, Kürtler o taraftan çok organizeler. Çok. Avrupa'da, ondan sonra ille de Suriye Kürtleri, Barzani Kürtleri, oradan içinde de çok para yeme var. Onun içinde de korupsiyon var yani. Ama bu Kürtler, bu YPG, ondan sonra Demokratik Suriye Kürtleri çok çok bunlar temiz, yani asli devrimci, asli politik adamlar. Hamu Akbarik, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu Kürtler ve Ermeniler konusuna girmişken,
Şunu konuşmak istiyorum çünkü sen aslında şimdi şunu belirtmek gerekiyor. Senin evin çok yakın bir noktadaydı patlamada. Bu patlamanın ardından uzunca bir dönem bir yeniden yaşama dönme mücadelesi de verdin orada Lübnan'da ve daha sonra da bıraktığın yerden gazeteciliğe devam ettin. Ve hatta gazetecilik demeyelim buna, bir aktivizm yapıyorsun aslında. Bu aktivizmin içerisinde tabii ki son dönemde herkesin çok konuştuğu işte Süryaniler, Ermeniler, Kürtler Orta Doğu'da bir birlik içerisinde. Bunun da birçok konferansta ve aktivist çevrelerde görüyoruz. Geçen hafta da sen yine bir konferansta konuşmacıydın. Yine işte bu Zoom ve Skype aracılığıyla biz de takip edebiliyoruz konferanslarını. Ondan önce de daha birçok yerde, Avrupa'da da işte Cem Özdemir'le katıldın, konuştun. Birçok yerde konuşmaların oldu, görüşmelerin oldu, siyasetçilerle görüştün. Şimdi Orta Doğu'da Kürtler ve Ermenilerin bu yakınlaşması sadece bu son dönem içerisinde mi vardı yoksa daha önce de var mıydı? Bu çok çoktan vardı. Yani Zaho'da soykırımdan sonra direkt Şamdin Ağa vardı Zaho'da. O 15 bin Ermeni saklamış. Etat-ı Tarakya'ya karşı çıkmış. Zaho'da onlara toprak vermiş. Kilise yapmış. Surp Bayram Asladin Zaho'da. Doğuk'ta. O vakitlerinde ondan sonra Hammaşurru, Yezdi, Kürt yani. Bu da binlerce Ermeni kurtardı. Ondan sonra Seyit Rıza Zaza biliyorsunuz. Binlerce Ermeni kurtardı. Onun için kendini aldılar, astılar. Oya işte devrim yapmak istiyormuş bilmem ne. Hı hı. Ondan sonra Ararat büyük bir hareket yaptılar Kürtler. Ermeni Taşnak Parti o vakit onlara yardım yaptı. Ondan sonra Erdoğan, ondan sonra Kenan Evren bu diktatörlük baklarına binlerce geldi burada. O vakitte bizim gibi adamlar onlarla görüştüler, onlarla ilişkiler kurdular. Ondan sonra Avrupa'da onlarla gittik. Ama en son baklarında ille de Kürdistan Irak'ta binlerce para verdiler Barzani'ye. Çünkü Barzani'ler Mabat'tan sonra kaçtılar Ermenistan'a, orada eltici yaptılar. Senelerce orada kaldılar. Ermenileri severler, Barzani'ler çok büyük. Başkaca Kürtler de var. Irkçı ve dinci, onları da var, onları diyeceğim. Ve en son vakitlerde Rojava Kürtlerine çok iyi ilişkilerimiz var. Bunlar Ermenileri severler çünkü o yerlerdeki soykırım oldu. Bunlar şimdi orada yaşıyorlar. Orada Süryaniler de var. Askeri ve politik partileri var. Çok büyük. Ve onlar da yani barabar Türklere karşı, Türkiye yani onların sınırlarında, 1000 kilometre onların sınırlarında barabar her çeşit görüşmeler, her işler yapıyoruz yani. Hı-hı. Olabiliyor. Peki şunu sormak istiyorum. Şu bilgiyi altını çizeyim. Ben bilmiyordum. Barzaniler zamanında Ermenistan'a kaçtığını söyledin. O bilgi ilginç bir bilgi. İkincisi de şimdi hem Rojava ile ilgili konuşurken hem de aslında bir kader birliğinin ötesinde kimliksel bir birlik de var. Sen geçen bir yazında bir konferansta yaptığın konuşmada bir rakam verdin. 7 milyon Ermeni var dedin Türkiye'de. Yani bunu herhalde İslamlaşmış Ermenileri de mi vurgu yaparak söylemek istedin acaba? Yok ki biz İslamlaşmış hemşehrilerine. Ben hemşehrilerine de çok çalıştım. Kazakistan'a da gittim bu vakit. Rusya'ya da gittim. Rus'tan Karabacakov'un yanında. Onları da gördüm. Onlar binlerce var. Hatta bilmiyorlar ki kendin konuşma dili Ermenicedir. Onlarda bir düğüne de gittim. Tidak magazinde de gördüm. Ondan sonra videoya çektim. Bugüne kadar Google'da var o video. Hamşinay Arsanik. Hamşinay'ın düğünü. Ondan sonra Kürtleşmiş Ermeni çok var. Çok Kürtleşmiş Ermeni var. Muş, Sasun, ondan sonra Suriye'de bir vakit bir görüşme oldu. HDP bürosunda Brüksel'de 3 tane HDP milletvekili, eski milletvekili, en büyük milletvekili de gelmişti. Bana fotoğraf gösterdi. Annesi Ermeni, babası Ermeni.
Hezer Dukba geldi o vakit. Nenesi Ermeni, 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 Ermeni. Binlerce Ermeni. Kimse bilmiyor. 7 milyon mu, 5 milyon mu, 4 milyon mu? Yani çok var. Yani her gün yeni işler çıkıyor. Kiminle ki konuşuyor, söyler. Biliyorsun benim nenem de Ermeni. Benim annesinin annesi de Ermeni. Ondan sonra hep Türkler kötü değiller yani. Türkler içinde Rakıp Zarakolu bir çok iyi adamlar var. Bunlar da neler yazıyorlar. Çok iyi işler yapıyorlar yani. Evet, buradan kendilerine de bu vesileyle selam söylemiş olalım. Son bir şey soracağım tamamlamadan önce, neredeyse 40 dakika oldu çünkü. Senin Türkçeyi nereden öğrendin? Yani Orta Doğu'da konuştuğum her Ermeni neredeyse Türkçe biliyor. Beyrut'ta olsun, Suriye'de olsun. Ama sonuçta burada Ermeni okullarında okuyor insanlar. Günlük hayatta Arapça konuşuluyor. Hadi Lübnan'da Fransızca da öğreniyorlardır. Ama Türkçeyi nasıl öğrendiniz? Türkçe ben küçüklükten, benim iki nenelerim, baba tarafı, anne tarafı Türkçe konuşarlar. Ermenice bilmezlerdi. Ve çok çok güçlüydüm. Bir gün ellerim böyle kirlenmiş. Söylemiş ki bir hanım, ellerine bak ellerine, ben ellerime bakmışım. Yani iki sene yaşında o kadar duyuyorum ki Türkçe. Ama iyi Türkçe konuşma. Almanya'da çok oldum. Toplantılarında orada burada bize eve söylerlerdi ki sizin konuştuğunuz Osmanca, Türkçe değil. Yani orada öğrendik. Yok ki hep Ermeniler, ama çok Ermeni çoğu anlarlar. Arjantin'de, Uruguay'da oranın Ermeniler var. Ermenice bilmezler, Türkçe bilirler, İspanyol dili konuşurlar. Onu da var. Türkçe ve İspanyol dili konuşurlar. O Sancak'tan gitmişler, Hatay'dan gitmişler o. Ve o budur işte. Ama ben teşekkür ediyorum ki Türk dili biliyorum. Çünkü Türk dili bilirseniz hep Türkiye'nin milletlerin İngilizce dili gibi. Ondan sonra Kırgızistan'a gittim. Uzbekistan, Kazakistan, Türkmenistan hep Türkçe konuşuyorlar. Ve Türk dili çok mühimdir. Başka değil ki, bu bizim düşmanımızın dili. Ama çok önemli bir dil yani. Çünkü sizden de Türkçe konuşurum. Evet. Seyircilerimiz de en azından bu şekilde anlayabiliyor. Belki biraz zorluk çekiyorlardır ama anlayabiliyorlar en azından konuştuğumuz Türkçeyi. Tabii nenelerinizin de evde Türkçe konuşuyor olması ve bunun üzerinden de sizi bu dili geçirmiş olmaları da bir başka hikayeyi aslında anlatıyor. Yani diasporada ne kadar Ermeni varsa sonuç olarak bu topraklardan gelmiş insanlar. Ben bu haftaki yazımda da yine sizin oralardan, Kesap'tan Kaladuran'dan Barkev Gazarya'nın hikayesini anlatmıştım. Onu da buradan paylaşayım isterseniz, izin verirseniz. Hem sizle Orta Doğu konuşmuşken, Barkev Gazaryan Los Angeles'ta vefat eden Kesaplı Kaladuran köyünden bir Ermeni, İskenderun sancağından. 1931 doğumlu, dolayısıyla 39'da bağlandığı için, sancak yer değiştirdiği için köyün evlerinin olduğu kısmı Suriye'de kalıyor. Diğer tarafta Türkiye'de kalıyor. Yani otlakları, ağaçları, tarlaları da Türkiye'de kalıyor. 100 yıldır süren bir mücadele sonucunda aslında Barkev Gazaryan da en sonunda karar veriyor. 88 yaşında Türkiye'ye gelmek istediğini söylüyor ama bürokratik engeller çıkarılarak konsolosluk aracılığıyla Barkev Gazaryan Türkiye'ye gidemiyor. 2 hafta önce de vefat etti. Bunu da buradan analım istiyorum. O da bir Osmanlı Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu diyelim, vatandaşıydı. Siz de şimdi dediniz ya, yurt dışına gittiğimde Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi konuşuyorsunuz diyorlar diye. İşte o da onlardan biriydi. Son arzusu da toprağını göstermekti. Topraklarını göstermekti çocuklarına. Olmadı. Hama Moskofyan, çok teşekkürler katıldığınız için. Uzun bir süre sonra belki ilk defa Türkçe röportaj verdiniz. Çabanız ve bunu yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sizi okumaya, takip etmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, bu hafta Lübnanlı, Beyrutlu gazeteci, aktivist Hamo Moskofyan'ı ağırladık programımızda. Kendisi de diyordu ya, çocukken Türkçeyi öğrendim diye. O da yine bir tarafı Zeytunlu bir aileden
Zeytun'da öğretilen Türkçeyi bizimle konuştu. Hepiniz anlamışsınızdır derdi diye düşünüyorum. Bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Sıda Stüdyo'nun.